geldiniz. Umarım fiziken de ruhen de sağlığınız yerindedir. Tek bir fiil ile bile konuşabilirsiniz serimizde bugün tener eylemiyle devam ediyoruz ve zorunluluğu bugün hallediyoruz. Bu serinin diğer videolarını izlemediyseniz yukarı bırakacağım linkten lütfen önce o videoları izleyin. İspanyolca'da en çok kullanılan 30 adet fiil verdim. Bunlarla istemek manasına gelen querer eylemiyle güzel güzel cümleler kurduk. 10 dakikada 1000 cümle şeklinde geçiyor. Daha sonrasında ir eylemini, gitmek manasına gelen eylemi çekerek gelecek zamanda cümleler kurabilmenizi sağladık. Bu videomuz da 10 dakikada geleceğe şeklinde geçiyor. Videolardan hoşlanıyorsanız ve destek vermek istiyorsanız abone olabilirsiniz. Aşağı ise herhangi bir yorumda bulunabilirsiniz. Onun dışında Instagram'da gayet aktif bir şekilde İspanyolca öğretimine devam ediyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Gelelim bugünkü konumuza. Tener normalde sahip olmak manasına gelen bir eylem sözlük anlamı olarak. Lakin bunu şöyle söyleyeyim. Türkçe'de mesela ben iki çocuğa sahibim, işte sen arabaya sahip misin şeklinde sormayız. Benim iki çocuğum var, senin araban var mı şeklinde sorarız. Yani benim var, senin var mı, onun yok şeklinde devam ederiz. O yüzden tener her ne kadar sahip olmak manasına gelse de benim var, senin var, onun var yahut benim yok, senin yok, onun yok şeklinde aklımızda kalsın. Böylelikle Türkçeden İspanyolcaya çeviriler yaparken, Türkçe düşünüp İspanyolca konuşmaya çalışırken çok daha rahat edeceğimize inanıyorum. Teneri çekimledikten sonra geniş zamanda örneğin tengo, tienes, tiene, tenemos, teneis, tienen şeklinde benim var, senin var, onun var, bizim var vesaire diye çekimledikten sonra bunu normal bir şekilde cümlelere aktarabilirsiniz. Örneğin, tengo dos hermanos. Tengo benim var, dos iki demek. Hermano erkek kardeş, hermana kız kardeş. Bu cümleden sonra ben burada benim iki erkek kardeşim olduğunu anlayabilirim. Yahut İspanyolca ne yazık ki ataerkil bir dil, yani erkeğin ağır bastığı bir dil. O yüzden kadınların ve erkeklerin karışık olduğu bir grupta sadece erile çekiyor ve erkek şeklinde kullanılıyor diyeyim ben. Buradan iki erkek kardeşim olduğu anlaşılabileceği gibi bir erkek, bir kız kardeşim olduğu da anlaşılabilir. Eğer ben karşı tarafa daha detaylı bilgi vermek istiyorsam bu konuda daha da ayrıntıya girerim. Tengo una hermana y un hermano. Tengo benim var demekti. Una bir, hermana kız kardeş. Y ve manasına geliyor. Un hermano. Ve bir erkek kardeş. Bir erkek bir kız kardeşe sahibim. Benim bir erkek bir kız kardeşim var manasına gelmiş oldu. Bu videoda ben sahipliğe değinmeyeceğim. Bu videoda zorunluluk, gereklilik bölümüne geçeceğiz. Bu tenerin yanına K koyduğumuz zaman böyle bir kalıp var yani. Tener K. Bana işte zorundayım. Mesela yapmak eylemini alalım, tamam mı? Yapmak zorundayım. Yapmam gerek. Veyahut da yapmalıyım şeklinde çekimler verecektir. Pozitif cümlemizle başlayalım. Ben tengodan ilerliyorum video çok uzamasın diye. Siz mümkünse bunları bütün kişilere göre çevirip her bir kişi için ayrı ayrı cümleler üretin. Tengo que. Şimdi burada bir gerekliliği verdik. Tengo que. Ben bir şeye zorunluyum belli ama neye? Bunun arkasına her eklediğiniz fiil, her eklediğiniz aksiyon işte o aksiyonu yapmak zorunda olduğunuzu verir. Örneğin en çok kullanılan 30 fiili vermiştik diğer videolarda. Oraları açtık. Dedik ki mesela ir. Ne demektir? Gitmek. O halde ben tengo que ir dediğim zaman gitmek zorundayım. Gitmem gerek. Gitmeliyim şeklinde aslında bir cümle kurmuş oluyorum. Tengo que ir. Diğer videolarda olduğu gibi devam ediyorum. Al supermercado demiştik. Onların nereden geldiğini açıklamıştık. O halde süpermarkete gitmeliyim şeklinde bir cümleyi oluşturmuş olduk. Değiştirelim. Hablar eylemini alalım. Konuşmak demek. Tengo que hablar. Bu eylemleri ben neden çekmiyorum? İkinci gelen eylemleri neden çekmiyorum? Çünkü zaten teneri çekerek hem zamanı hem kişiyi hem de o vermek istediğim zorunluluğu vermişim. Türkçesindeki gibi düşünün. Yapmak zorundayım, uyumak zorundayım, işte yatmak zorundayım, ne bileyim konuşmak zorundayım. Türkçesinde nasıl onları makmekli bırakıyorsunuz, İspanyolcasında da aynı şekilde bırakıyoruz. O halde hablar
konuşmak demekti. Tengo que hablar. Konuşmak zorundayım. Ekleyelim. Tengo que hablar contigo. Contigo, con ile demekti. Contigo, seninle şeklinde kullanılıyor. O halde seninle konuşmak zorundayım oluyor. Yani acilen soru cümlesi yapalım. Ne yapıyorduk? Sadece vurgulamayı değiştiriyorduk. Mesela tengo que hablar, konuşmak zorundayım, konuşmalıyım. Tengo que hablar, konuşmak zorunda mıyım, konuşmalı mıyım yani, bu gerek mi şeklinde sormuş oluyorsunuz. Ya da işte karşıya soralım, uyumak zorunda mısın, uyumalı mısın diye soralım. Uyumak ne demekti? Dormir. Nasıl sorarız? Önce gittik, ne yaptık? İkinci kişiyi aldık. Çünkü karşıya soruyoruz. Sana soruyorum yani. Tienes. Yanına zorunluluk bildirecek kalıbı sağlamak için key koyduk. Tienes que dormir. De uyumak demekti. Tienes que dormir dersem uyumak zorundasın, uyumalısın olur. Bunu vurguyla söylerseniz tienes que dormir. Uyumalı mısın? Uyuman mı gerekiyor? Yani uyumak zorunda mısın? Şeklinde bir cümle elde etmiş oluyorsunuz. Geçiyorum negatife. Negatif nasıl yapılıyor? Başına no eklediğiniz anda negatif yapmış oluyorsunuz. Buradaki no da şuna dikkat etmek lazım. Evet, olumlu söylediğim zaman bir zorunluluk var. Yapmam gerek, etmem gerek şeklinde. Ama ben negatife geçtiğim zaman o zorunluluğu bertaraf etmiş oluyorum. O zorunluluğu ortadan kaldırmış oluyorum. Yani no tengo que hablar dediğim zaman konuşmak zorunda değilim diyorum. Konuşabilirim de ama konuşmak zorunda değilim. Eğer konuşmamalıyım, konuşmamalısın şeklinde bir cümle kurmak istiyorsanız orada deber eylemi var. Ona ayrıca değinmiş oluruz. Şimdilik tenerle devam ediyorum. Dedim ki no tengo que hablar, konuşmak zorunda değilim, contigo, seninle. No tengo que hablar contigo. Seninle konuşmak zorunda değilim. Negatifin soru cümlesine gelelim, değil mi? Yapmak zorunda değil misin? Etmek zorunda değil misin? Şeklinde de ben sorular sorabilirim. Dormir'i vermiştik mesela. Tienes que dormir. Uyumak zorunda mısın? Tienes que dormir. Uyumalısın. No tienes que dormir. Uyumak zorunda değilsin. No tienes que dormir. Dersem de, onu vurgularsam da uyumak zorunda değil misin? Olur. İşte cümle tipleri bu kadar basit. Daha ne diyeyim yani. Aldınız bir tanesini, başına no koyduk yahut vurguda bulunduk. Dört tane zaten aynısıyla cümle kurmuş oldunuz. Bunları kişilere çevirdiğiniz altı tane kişi var. Fiil eklediniz birazcık daha, bir şeyler oldu. Yanlarına birazcık kelimeler kattınız, daha detay verdiniz. Öyle kolay işte yani, müthiş bir dil. Teoride bunlar bu kadar basit. Pratiğe döktüğünüz zaman da aslında yine bu kadar basitler. Sadece daha çok konuşmanız gerekiyor. Lütfen sadece yazarak çalışmayın, olur mu? Yaptınız, bitirdiniz, gözlerinizi kapattınız. O önceden ezberlediğiniz 30 tane fiile gittiniz. Patır patır cümleler kurmaya başladınız. Ondan sonra birinin karşısına geçtiğinizi hayal edin. Öyle cümleler kurduğunuzu hayal edin. Sanki bir çırpıda anlatıverdim gibime geldi. O yüzden daha da zorlananlarınız için yahut daha farklı örnek görmek isteyenleriniz için birkaç tane örnek vereyim, öyle bitireyim. Bu arada özel derslerim hakkında bilgi almak istiyorsanız bana hem Instagram adresimden hem de mail aracılığıyla erişebilirsiniz. Bir fiil seçiyorum yine o listemizden. Örneğin salir. Salir ne demek? Çıkmak demek. Sonra gittim kişilerden, nereyi seçelim? Bizi seçelim mesela, bu sefer tenemos'u alalım. Tenemos que salir. Tenemos que zorunluluğu kime verdim? Bize verdim. Salir ne oldu? Çıkmak oldu. Tenemos que salir. Çıkmak zorundayız yani, çıkmamız gerekiyor şu anda. Querer eylemini kurmuştuk ya, o videomuzla birleştirelim. Porque diyelim. Porque çünkü manasına geliyor. Bitişik yazıldığı zaman ayrı yazılıyorsa ve biraz daha aksanlı okunuyorsa porque şeklinde, bu da neden manasına, neden, niye, niçin manalarına geliyor. O halde dedik ki tenemos que salir porque, çıkmamız gerekiyor ve bir sebep belirtiyoruz. Porque, çünkü parka gitmek istiyoruz mesela. Öbür videodan hatırlıyor musunuz? Bir yere gitmek istiyorum, istiyorsun şeklinde kullanımlar yapmıştık. Nasıl yapmıştık onu? Hem querer eylemini kullanmıştık, istemek. Hem gitmek var orada bir, ir eylemini kullanıyoruz. Yönelme var parka şeklinde. Park da zaten parke. O halde topladığım zaman ben bunu
Keremuz, biz istiyoruz. Ne istiyoruz biz? İr istiyoruz, gitmek istiyoruz. Nereye var? Burada bir yönelme var. Her nereye diye soruşunda ben oraya bir A patlatıyorum. A. Keremos ir a. Bir yere gitmek istiyoruz. Şimdi de yöneldiğim yere vermem lazım. Parke, yani işte parke de eril bir eylem, eril bir isim zaten. El parke. Ne demiştik? A el parke olmaz, al parke olur. Keremos ir al parke. Falan. Tenemos que salir porque queremos ir al parque. Dedik. Mesela diyelim ki, konuşmayı vermiştik ya, karşı tarafa soralım ve onunla neden konuşmak zorundasın diyelim. Yani niye onunla konuşman gerek diyelim. Konuşmak hablardı. Neden az önce verdik? Porque. Soru sorduğum için porque ile başladım. Porque. Fiille devam ediyorum. Tienes que, zorunluluk, hablar dedim ve bir kalıp oluşturdum. Tamam mı? Bunların arasına hiçbir şey girmemeli. Çünkü girerse bak şöyle olur. Mesela parka gitmek zorundayım dedik ya. O zorundalığın arasına sen mesela tengo que al parque ir falan diye böyle bir şey kurarsan, zorunluluğun arasına parkı alırsan, Türkçesi bunun gitmek parka zorundayım gibi saçma sapan bir şey olur. O yüzden bunları bölmüyoruz. Grupları bölmüyoruz. Tener, ke, fiil arasına hiçbir şey sokmuyoruz. Sokamayız çünkü Türkçesinde de olmazdı böyle bir şey. Tamam? Kalıp dedik. Kalıp olmasının sebebi aslında Türkçesinin de öyle olması. Öyle herhangi bir yerden kalıp değil yani. O zaman dedik ki porque tienes que hablar, ile'ye gelmemiz lazım. Çünkü biri ile diyoruz değil mi? Con, el mesela. El de o demek. Porque tienes que hablar. Yani niye onunla konuşmak zorundasın? O konu koymazsanız ne olur? Neden o konuşmak zorundasın olur? O ile'yi vermeniz lazım. Koyduğumuz her şeyin bir sebebi var çünkü. Tamam mı? Türkçe'de ne koyuyorsan İspanyolca'da da aynısını koyman lazım. O yüzden yazarken mesela böyle eşleştirerek gidebilirsiniz. Renklendirerek gidebilirsiniz. İşte her şey sağladık mı acaba diye böyle bir çalışma yolu izleyebilirsiniz. Bugün de bu kadar sevgili öğrencilerim. Aşağı yorumlar kısmına tenerke ile kurduğunuz cümleleri lütfen yani bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Farklı bir fiil öneriniz varsa, farklı bir şey anlatmamı istiyorsanız yine yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Haftaya da mesela Ayke'yi anlatalım. O da yine bir zorunluluk ama kişiden bağımsız. Olur mu? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.